Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Biliyorsunuz bizim klasiğimizdir muhabbet kuşu uçurma videosu. Yeni kuşlarımız ve limonu uçurduğumuz bir video çekeceğiz şimdi. Şöyle hepsinin bulunduğu bir kafese koydum. Tünekleri çıkardım arkadaşlar, yakalayıp dışarıya salması kolay olsun diye. Limon zaten evcil, biliyorsunuz hemen ele gelir. Uçmak için bize zorluk çıkartmaz ama bunları daha tam olarak bilemiyoruz. Ama ben bir kez uçurmuştum. Beyazı orta derecede uçuyor. Erkeği ona göre biraz daha iyi uçuyor arkadaşlar. Şöyle limonumuzu alalım. Limonu şöyle bir kafesimizin üstüne bırakamıyoruz. Omuzumuza geldi. Ne yapıyorsun? Şimdi diğer kuşlarımızı yakalayalım. Dikkatlice ve zarar vermeden çıkartmak lazım. Tabii bunu telefonla birlikte biraz daha zor oluyor açıkçası ama bu da arkadaşlar erkek olan muhabbet kuşumuz. Kafesinin içine geldi. Beyaz kuşumuz namı değer Hayalet. Adı Hayalet değil arkadaşlar ama daha ad düşünüyorum. Belki sahibinin koyduğu ismi de koyabilirim. Hadi lütfen çıkma. Yani hadi dostum, hadi dostum. Yakaladım. Evet, yine kuşlarımız çoğaldı. Yine güzel bir duygu gerçekten. Aileniz izin veriyorsa kesinlikle beslemenizi tavsiye ederim. Benimkiler hiç hoşlanmıyor aslında kuşlar. Annem hiç sevmez. Ama yine de gittim, 2 tane kuş getirdim. Gençler biliyorsunuz ben yeşile pek sempati duyamıyorum ama nedense onun da yani rengi güzelmiş. Çakma Hayalet uçuyor. Bizim eskisi uçamıyordu arkadaşlar biliyorsunuz. Hani dünyadaki en güzel şeylerden birisi herhalde böyle kuşların uçuşunu seyretmek olsa gerek, yani öyle düşünüyorum. Gençler şöyle bir şey yapacağız. Muhabbet kuşu iyi anlaşanlar için videolar ve muhabbet kuşu iyi anlaşmayanlar için videolar çekeceğim. Bunlardan bir grubu sabah çekeceğim, bir grubu akşamları videolarını çekeceğim. Öyle düşünüyorum. Şöyle bir biraz seyredelim ne yapacaklar, ne edecekler. Onlar hakkında da biraz arkadaşlar size bilgi vereceğim zaten. Hangi tür videoları ne zaman paylaşacağım, yani saat aralığı olarak. Hani saat olarak demeyelim de hani sabah mı akşam mı tarzında. Erkek arkadaşlar güzel uçuyor, yeşil olan. Gerçi yani bu seferki kuşlarımız iyi uçuyor. Hani normalde dışarıdan gelen kuşlar biraz daha zayıf uçuyor. Sebebi işte şeyden dolayı, hani hep üretim için kullanıldıkları zaman kuşlar biraz daha tabii uçması köreliyor. Şöyle biraz uçuralım. Çok güzel bir şey ya. Millet güvercin uçuruyor, biz muhabbet kuşu uçuruyoruz ya. En çok da bilezikli olmaları hoşuma gidiyor. İlk defa tabii bilezikli bir kuşum olduğu için hani bu benim bayağı ilgimi çekiyor diyebilirim. Şöyle bir uzaktan seyredelim gizlice. Bakalım ne yapacaklar. Erkekler tabii biraz kavga ediyor. Dişiye tabii şey yapmak için. Dişiyle çiftleşmek istiyor ikisi de. Tabi limon da istiyor. Limon da tabi 4 aydır eşi yok. Diğerleri zaten eş olduğu için. Umarım en yakın sürede yani yavru alırız. Ümidim var mı? Gerçekten ümidim var. Bayağı bir ümidim var. Bu sabah arkadaşlar babama da gösterdim kuş aldığımı. Dün akşam söylememiştim. Geldi ve şaşırdı. Yine mi evde kuş var diye. Bayağı iyi anlaşıyorlar maşallah ya. Limon. Yeşil yiyorlar mı? Yeşil nasıl saldırıyor? Ya aslında beyazla şeyden limondan yavru alsak efsane yavrular gelir de işte. Sırf yani limon bu kadar çok yavruya bakabileceğini
Tam inanamadığımdan dolayı onunla iş yapmayı düşünüyorum. Erkeğimiz bayağı iyi ama yeşil. Yeşil erkeğimiz bayağı güzel. Arkadaşlar yuvayı taktım. O kuş aşağıya düştü. Geri çıkabildi. Normalde diğer hayalet olsa tövbe çıkamazdı. Benim çıkartmam gerekirdi. Yuvayı taktım arkadaşlar bu arada dediğim gibi. Yuvayı ne zaman taktım? Yuvayı bu sabah taktım. Dün arkadaşlar kuşları aynı kafeste geçirttim. Biliyorsunuz bana gelene kadar kuşlar ayrı kafeslerdeydi yumurta yapmasınlar diye. Dün bir şöyle seyrettim baktım kuşlar gerçekten iyi anlaşıyorlar. Yuvayı takabilirim diye düşündüm. Zaten dişimiz arkadaşlar yağlı değil. Yağlanmadığı için hani rahatça yavru alabilirim. O yüzden hemen direkt yuvalığı taktım. Yavru almayı düşünüyorum hemen. Zaten süremiz bir ay falan bir süremiz var. Bu bir ay sürede hemen yavru almamız lazım. Ümidim var mı? Kesinlikle var yani. Bir hafta 10 güne kalmaz. İlk yumurtayı alırım diye düşünüyorum. Yumurta vereceğim arkadaşlar. Yumurta verdiğimde kuşun yine videosunu çekerim. Belki içine bir şeyler daha katarız. Böyle tam bir mama şeklinde çeviririz. Şöyle biraz daha uçuralım mı? Sen de git sen de. Sen gitmiyorsun ki sen. Elimizde kalıyor. Saldır. Arkadaşlar eğer ki diğer videolarımda biliyorsunuz ben böyle diğer çiftimin üstüne salıyordum limonu saldırsın limon saldır diye aralarını boz diye. Yine aynısını yapalım. Git ve aralarını boz limon. Gel. Niye sen sepete konmuyorsun oğlum? Sana yer vermiyorlar mı? Aslanım benim aslan aslan. Lan sen niye konmuyorsun? Oğlum burası senin evin lan sen niye onlardan çekiniyorsun? Arkadaşlar evde aslında 3 kuş gerçekten çok ses yapıyorlar. Hani bu işi aslında yazın yapmak en mantıklısı. Hani yazın ne oluyor? Balkona koyuyoruz. Son 3-4 ay boyunca kuş balkonda kalıyor. Hem ses olmuyor hem temiz oluyor. Hani bayağı iyi oluyor. Hem de yavru alması daha da kolay. Çünkü hani içeride insanlar oluyor ama balkonda insan pek olmuyor. Sadece bakmaya çıkıyoruz o kadar. O yüzden en iyisi balkonda üretmek. Ama tabii bu aylarda balkona çıkartırsanız kuşunuz ölür. O yüzden sakın çıkartmayın. Biz dahi balkonda duramıyoruz. Kuşlar hiç duramaz. Limon arada bir babacık falan diyor arkadaşlar. Belki fark ederseniz. Sadece tek babacık demeyi biliyor zaten. Başka bir şey bilmiyor. Kuşlarımız arkadaşlar. Üçü de Çek kırığı. Çekoslovak kırığı kuşlar. Aslında yavru alacağımız kuşlar böyle salınmaması lazım. Onları dışarı çıkartmak doğru değil. Ama işte dışarı çıkardık. Biz bir hani görelim şu ortamı bir yaşayalım. Videosunu çekelim diye çıkardım ama ben daha böyle bir daha çıkartacağımı düşünmüyorum açıkçası. Çünkü yavru alacağımız kuşları dışarı çıkartmak doğru bir davranış değil. Şöyle de biraz birbirlerini kıskansınlar. Limon aralarında onlara kuru yapsın. Arkadaşlar beyazın kuyruğu küçük gibi görünüyor mesela şu siyaha kadar görünüyor ama aslında şurada küçük bir beyaz kısmı daha var. Yani aslında hepsinin kuyruk kısmı aynı uzunlukta diyebilirim. Dişimiz biraz daha kalıplı erkeğine göre. Genelde erkeğin daha kalıplı olması lazım. Kanatlarını açmış. Artistliğini yapmaya devam ediyor. Tavus kuşu gibi. Şöyle göstereyim size. Arka kanatlarını açmış. İnşallah en kısa zamanda arkadaşlar yine birçok kuşumuz olur. Yine arkadaşlar şu kafesine koyup kendi kafeslerime dağıtacağım kuşları. Yuvasını taktım. Dediğim gibi mama verirken zaten size bugün gösteririm büyük bir ihtimalle.
Bir gün akşama doğru da bir de mama videosu çekmeyi düşünüyorum. Yani yumurta vereceğim arkadaşlar. Bakalım yumurta yiyorlar mı, yemiyorlar mı, onu da bir görelim. Sormadım sahibine yumurta yiyorlar mı diye. Gerçi 8 tane yavru veren kuş yumurta yiyor olması lazım. Nereden aldım arkadaşlar? Hobici'den aldım. Şu anda kuşun olup olmadığını bilmiyorum. Zaten hani kuşlar hemen bitmiştir diye tahmin ediyorum. Çünkü hobiciler kuşlarını sattığı zaman hemen gidiyor. Çünkü onlar arkadaşlar az kuşu olur ve kaliteli kuş beslerler. Hani kötü kuş barındırmazlar yerlerinde. Hani ben de hobici olduğum için zaten böyle gittim, kaliteli bir kuş getirdim. Neyse arkadaşlarım, kendinize iyi bakın. Dediğim gibi kuşları iyi anlaşanlar arkadaşlar yorumlara "kuşum iyi anlaşıyor" yazsın. Kuşu iyi anlaşmayanlarsa sadece "kuşum anlaşmıyor" yazsın. Bakalım ne kadar çok bu yorumlar gelecek. Onun ışığında, hani onun doğrultusunda videolar çekeceğim. Kuşu iyi anlaşanlar için ve anlaşmayanlar için videolar çekeceğim. Daha söyleyecek çok şeyimiz var. Daha gösterecek çok video çekeceğiz size. Şimdilik kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bay bay. İzlemeyi de bekleyin arkadaşlar. Lütfen like atarsanız şöyle güzel bir sayıda beni gerçekten mutlu edersiniz. Çekilişler yapacağız. Çekilişlerin arkadaşlar like hedefi tabii fazla olacak. Çünkü o videodan gelen parayla arkadaşlar hediye alıp size göndereceğim. Neyse onları anlatacağım. Başka bir video çekeceğim zaten. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Umarım şöyle güzel bir like gelir. Beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.